Anladığımız kadarıyla böyle 2008'e kadar vesaire aslında Sevenil çok güzel geliyor. 2008 2009, 2009. hatta 2009'un 10-10 ortalarına kadar. Oralara kadar gayet <laughs> güzel geliyor. Reklamlarla marka bilinirliğini artırıyor. <laughs> ürünleri kaliteli. Müşteri gayet markaya sadakat içerisinde ürünlerini alıyor, kullanıyor. Her şey yolunda gidiyor. Sonra bir anda ne oluyor? Evet, sonra bir anda ne oluyor? Tabii ki kötü şeyler oluyor. 2010 yılıyla 2011 yılı arasında, özellikle 2010 yılının 2011 yılı sonunda bizim hakkımız çok ciddi dedikodular çıkarttılar. Yani ismini de söyleyeyim. Batmış gitmiştir Bankasya denen bu feto operasyonunun en yani finans kaynağını sağlayan bankanın bir sene boyunca çok ciddi yaptığı dedikodudan sonra artık bankalar bize destek olmaktan vazgeçti. Yani işin tabiri ise önümüzü kesti. Yani zaten derler ya yağmurlu güneşli havada şemsiye tutarlar yağmurda çekerler. Bankalar öyle. O da olunca e, tabii ki kaynaklar kesildi. Siz yatırımlar yapmışsınız. Ödemeleriniz var. Çekleriniz var. işte krediler geri çağrıldı. Bu olunca destek de alamadığımız zaman chatlerimiz yazıldı ve çok sıkıntılı bir 2-3 seneye girdik. İşte iflas erteleme aldık. Dediğim gibi o zamanki o FETÖ operasyonu tabii ki bizim de eksiklerimiz, hatalarımız oldu ama en büyük nedeni odur. Dediğiniz yani dediniz ya işte banka üzerinden bizim bize yönelik çıkarılan dedikodular. E, oradaki dedikodudan kastığımız yani şirketin aslında finansal durumunun çok iyi olmadığı gibi bir algı mı oluşturuluyor? Şöyle piyasada, oldu. E, biz çeklerle çalışıyoruz. Yani yaptığımız malın karşılığını da müşteri kendi şahs çekimizi kullanıyor. Üreticilerimiz de bu çeklerden gidip kredi kullanıyor Genelde çoğu. Şimdi her bankasıya giden üreticimizi şu söyleniyor. Riskli firma batacak kredi vermem. Bu çekleri almam. Riskli firma batacak. Ve her gün bize bu geliyor. Abi işte bak böyle söylüyorlar. Ya arkadaş yapmayın bak. Her ay çekler ödeniyor, ödeniyor. Bir senelik bir operasyon bu. Hatta orada unuttuğum bir şey var. İflas ertelemeden 6 ay önce de Türkiye Finans Bankası bizden habersiz markaya haciz koyuyor. Ben FETÖ'cü olmadığım için zaten bana bunu yaptılar. Yani FETÖ'cü olduğum için değil. Hiçbir zaman işim olmadı. Alnımızın teriyle dürüst bir şekilde çalıştık. Birilerinin eteğine yapışarak bu işi yapmadık. Dedikodularla dedikodu çok şey kötü bir şeydir. Yani çok rahat firmaları batırabilirsiniz. Hele banka olursanız işiniz daha kolay. Çünkü şunu söylüyorsun. Abi riskli firma. Bitti. Adam o gece uyuyamıyor zaten. 2011-12 yılının birinci ayın sonlarında aldık. 2014 yılında da iflas verildi. O dönemde bile erken iflas etmemiz için çalışıldı. 2014'ün Mayıs'ı olması lazım. İflası verdiler. Ne hissettiniz o gün? Vallahi hani o dönemleri hani hatırlamak çok şey. Çok zor günler geçirdim. Yani e, o anormal sıkıntılar yaşadım. Yani hani aklıma geldikçe bazen derler ya tüylerim diken diken oluyor. Çünkü çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir işin içinde. Yüzün üstünde perakende 1800 çalışan güzel bir iş, başarı, güzel bir ortamdan bir günde her şey tepetaklak oluyor. Yani dediğim gibi Allah Hani kimseye yaşatmasın. Çok zor zor günler, Çok sıkıntılar yaşadı. Hani hem maddi hem manevi. Maddiyat bir şekilde olur. Evet çok lüks yaşamazsın ama hani hayatında devam edersin bir şey olur ama manevi olarak bunun vermiş olduğu hani yük, acı hani tarif edilmez. Yaşanır diyeceğim. Allah kimseye yaşatmasın. Bir günde bir gecede hiç unutmuyorum. Birinci ayın 16'sında ilk evraklarımız yazılmıştı ve o gün bende elektrik kesilmişti ya. Yani dünyam karardı gibi bir şey oldu. Tabii ki ölüme çare yok. Her şeye çare var ama çok zor günlerdi. Yani hani uykusuz geceler hep düşünmeler, ne yapacağım. Çünkü sürekli beyin çalışıyor ve 50 tane şey kafamda. Bunu ne yapacağım, bunu ne yapacağım, onu getireceğim, bu olacak, bu olacak. Sürekli yani iyi bir şey değil, hep olumsuz bunlar bir de. En çok zor günlerde Allah bunu bir daha göstermesin. Piyasada sizin hakkınızda bir dedikodu çıktı herhangi bir şekilde. Seminil'in durumu kötüye gidiyor, Seminil borçlarını ödeyemeyecek gibi söylemler var. Veya daha farklı sizin az önce özetlediğiniz gibi söylemler. Birisi benim şirketim hakkında ortaya böyle bir iddialar atıyorsa, bu hangi kuruluş olursa olsun, ben de o iddiayı e, o iddiaya muhatap olan kişiye giderim derim ki bak benim finansal durumum budur. Her şey bağımsız denetim raporlarıyla ortadadır vesaire. Hepsini yaptık. Hepsini yaptık. Ama dediğim gibi karşınızdaki banka yani parayı veren finans. Piyasada sizi çok rahat bir şekilde yere vurup yukarıya çıkarabiliyor. Çünkü dediğim gibi parayı veren o. Bir de şu da var o ayrıntıyı da kaçırmayayım. 6 ay önce markaya iflas e, haciz konması diğer bankalar tarafından da riskli görüldüğü için bizim önümüzü kestiler. Bu ülkede bankalara güvenerek hareket etmek aman diyorum. Yani bankalara güvenmek dünyanın en büyük aptallığı olur. Türkiye'de de hiç güvenmeyeceksin. Şu an yeterli bütün kaynaklar elinizin altında hazır olsa, kaynakları getirip birisi size verse, gireceğiniz sektör tekstil olur muydu? <laughs> şu anki psikolojim, <laughs> o zamanki psikolojimden mi? De. Şu anki psikolojim. Ya şu var hani biri dese ki ya arkadaş bak seven ile al, bütün kaynakları, her şey hazır, bu markayı bir daha yap, yaparım. Ama sıfırdan yapma. Çünkü e, sektör de çok. Yani şöyle söyleyeyim, acımasız. Tüketici de öyle. Ve haklı da yani tüketici yanlış bir şey gördüğü zaman 20 de ya öyle bir yazıyor ki. Ha sevenil olarak olsa devam etse yaparım. Ama tek yapacağım şey, ama tek yapacağım şey internet ama kendi sistemde. Başkasının sitesinde değil. Kendi sistemi kurarım. Mağaza ayağı olmazdı diyorsunuz yani. Mümkün yok. Ha çok olsun diye 3-5 tane belki. Çok spesifik noktalarda. Türkiye'de 400'ün üzerinde AVM var. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar plansız, projesiz bir AVM şekli yok. 2010 yılıydı falan gitmiştik New York'a. Dedik ki AVM görmek istiyoruz. Bindik otobüse 20-30 km, 40 km sonra devasa bir AVM. Devasa ama bir tane. Bizde öyle değil ki. Bizde yan yana açılıyor. Yani bir tane buraya açılıyor. İyi ise karşısına açılıyor. İyi ise sağına açılıyor. Yani Beylikdüzü'nde bir ara AVM çöplüğü var. Şu anda gidin perakendecilere. Hani ceketini çıkaracaksın, alacaksın, AVM'den kurtulacaksın deyin %90'ı bence evet der. Der yani. Tüm bu yaşadığınız bütün süreci iyisiyle kötüsüyle göz önüne aldığımızda ya ben bu hikayemden, bu yolculuğumdan şunları şunları kendime ders edinim dediğiniz şeyler neler? Kendi adıma ders dersen yani birincisi yani en büyük derslerden bir tanesi gereksiz insanlara ayırdığım vakit benim en büyük pişmanlığımdır. Yani gereksiz değmeyecek. Hani burada belki de gençlere veya dinleyenlere bir öğüt şey gibi olacak. Hani hiçbir zaman gereksiz insanlara vakit ayırmayın. Ben onu yaptım. Hani yazık günah. Yani bu en büyük pişmanlığından, en büyük aldığım derslerden bir tanesidir. Bir de dostunu çok iyi hissedeceksin. <laughs> Kesinlikle. Tırnak içinde hiç öyle bir hani dost kazığı derler ya. Çok. Tabirle. Çok. Çok hem de çok yani. iç düştüğünüz zaman hiç dost most hiçbir şey yok. Ben size söyleyeyim. Var etrafında. Ama gördüğünüzün yüzde 95'i yalan. Çünkü yarın bir gün bir şey olduğunda yüzde 95'i hepsi geri çekiliyor. Ve o kadar yakınından, o kadar et, yani ya olur mu diyeceğin o kadar çok insan çıkıyor ki. Yani hani yeri geliyor insandan soğuyorsun. Yani ben açıkçası öyle olmuş. Hani insanlardan soğudum ya. Bu kadar mı yapmacık? Ama öyleler yani. Yani %95 diyorum yani yukarı çıkar aşağı inmez. Şu anda mesela ben mutluyum diyebiliyor musunuz? Şu anki durumunuz itibariyle. Valla çok zor zamanlar geçirdim iflas erteme iflas döneminde. Şu an Allah'a şükür mutluyum. Yani çünkü ben normalde de böyle bir insandım. Yani en ufak şeyde mutlu olan, mütevazi, böyle çok uçlarda yaşayan bir insan değildim. Şu anda mutluyum Allah'a şükür. Hani ailemle, çocuklarımla, kardeşlerimle, iç içeyim. Daha da çok kenetlendik çok güzel bir ay değil mutluyum bugün maddiyat olsa da olmasa da yani bugün Boğaz'da yemek yemezsin de gidersin x bir yerde yersin Ben hep böyle yaşadım zaten yani insanlar bana diyordu abi çok yükseklerden düştün. yok abi evet ben yüksem beni yükseklerde görebilirsin ama ben yaşam olarak zaten böyle bir insandım yani en lüks yeri de gördüm oturup x bir yerde sandıkta ek yemek de yedim. Ondan da mutlu oluyorum. Hala da mutlu oluyorum. Bence şu anki mutluluk daha gerçekçi, daha doğru. Çünkü kendin yaşıyorsun, sevdiklerinle birliktesin. Her şeye rağmen iyi ki sevimli kurmuşum diyebiliyor musunuz? Kesinlikle. Yani o dönemin o şeyi, o hazı o anlatılmaz. O yaşanır. Yani iyi ki kurmuşum. Evet bugün iflas etmiş bir şirket ama hala İnsanlar tarafından bilinen bir şirket. Gördük yüzlerce insan çok güzel yorumlar yazmış. Benim de şeyim bu. Yani en azından <laughs> ne diyeyim mutluluğum bu.